Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Kimyasal tepkimelerde hız konusuyla beraberiz. AYT konusunun 11. sınıf 2. dönem en önemli konularından bir tanesi. Çünkü bu konu denge konusunun temelini oluşturuyor sevgili çocuklarım. Orada kimyasal tepkimeler hızıyla çok ilgili çok yorum yapacağız. Dengeyi anlamak için bu konuyu iyi bilmek lazım. Dengede dediğim sadece denge değil aslında. Asit baz dengesi ve aynı zamanda KÇC dediğimiz sulu çözeltilerde denge. Asit baz dengesi ve suda az çözünen tuzların dengesini anlamak için de burayı anlamak şart. Hadi başlayalım, ne varmış bu konuda? Hız nedir? Hızın fizikteki tanımı şu. Fizikte dersiniz ki birim zamanda alınan yola hız denir. O zaman dikkat edin bakın. Hızın ifadesinin içerisinde birim zamanda vardır. Birim zamanda alınan yol fizikte hızı ifade ediyorsa tepkime hızı da kimyada birim zamanda harcanan reaktif yani tepken yani reaksiyona giren veya oluşan ürün miktarına biz tepkime hızı diyoruz gençler. Bunu da bir tepkime üzerinde anlatmaya çalışalım. N2 artı 3H eşittir 2NH3 gaz. Hepsi gördüğünüz gibi gaz fazında olduğu için hepsinin fiziksel halleri aynıysa buna homojen fazlı tepkime diyoruz. Ya da homojen tepkime diyoruz. Reaksiyona girenler katı ya da sıvı veya gaz da birkaç fiziksel hal beraber bulunuyorsa buna da heterojen fazlı tepkimeler diyoruz. Ve buraya bir tane not düşmüşsünüz bakın. Bu tepkime 1 dakika sürsün diye. Tamam. Bu 1 dakika içerisinde rakamları öylesine veriyorum, sadece oran orantı yapacağız. Bundan 1 mol harcarsanız kat sayılara göre 1'e 3. O zaman buradan kaç mol harcadınız? 3 mol. Peki süre kaç dakikaydı? 1. Yani buradan şu sonuç çıkarabilir miyim? 1 dakika içerisinde 3 mol H2 harcanırsa 1 mol N2 harcanır. O zaman şu sonucu da söyleyebilirim. H2'nin mol cinsinden harcanma hızı N2'nin mol cinsinden harcanma hızının 3 katıdır. Önlerindeki eksi negatif bir sayı ifade etmiyor. Sadece harcandığı için bunların zamanla miktarının azaldığını, eksildiğini ifade ediyor. Buraya gelince burası ne? Artı 2 mol oluşacak. O zaman buradan şu sonucu da çıkarırsınız. 2 mol NH3 oluştuğunda 1 mol N2 harcanıyorsa NH3'ün oluşma hızı N2'nin harcanma hızının kaç katıdır? 2 katıdır dersiniz. Peki bunların hepsinin fiziksel hali gaz olduğuna göre ben burada şunu da diyebilirim. Hacim olarak da düşünebilirim. Atıyorum buradan 1 litre harcanıyorsa veya buna 2 litre diyelim bu sefer de. 2 litre harcanıyorsa buradan 3 litre harcanır. Dolayısıyla buradan 6 litre harcanır. Buradan kaç litre oluşur? Artı 4 litre oluşur. Neye göre yaptık? Tabii ki katsayılara göre yaptık gençler. 1 litreden 3 litre harcanıyorsa 2 litreye karşılık 6 litre harcanacak. 1 litreye 2 litre oluşuyorsa 2 litreye karşılık 4 litre oluşacaktır. Tekrar söylüyorum, önündeki eksi ya da artı neyi ifade ediyor bize? Eksildiğini, harcandığını ya da oluştuğunu ifade ediyor. Bu durumda biz şunu söyleyebilir miyiz? Ben bunun harcanma hızına V dersem bunun harcanma hızı kaç V olacaktır? 3 V olacak. Bunun harcanma hızı kaç V olacaktır gençler? 2 pardon oluşma hızı artı 2 V olacaktır. Peki bu hızı şöyle de tanımlıyoruz. Kitaplarda şöyle de geçer. Bakın tepkime hızı N2 yazmışız. Ya da reaksiyon N2 şeklinde ifade edilir bu. N2'nin harcanma hızını gösterir size. Ne demiş bak dikkat et. Delta N2'nin derişimi. N2'nin derişimindeki değişim. Neredeki? Birim zamandaki. Birim zamanda N2'nin derişimindeki azalmaya N2'nin harcanma hızı diyoruz. Tamam. Peki buraya geldim. Yani buraya V diyebilirsiniz. Şurada söylediğimiz gibi. Geldim H2'ye. H2'nin hızı nedir peki? H2'nin derişimindeki değişim birim zamanda. Birim zamanda H2'nin derişimindeki azalmaya da H2'nin harcanma hızı. Buraya da gelince delta T R NH3 diyoruz. Birim zamanda NH3'ün derişimindeki artı, bakın önüne yazmamışız ama artı oluşma miktarına, artma miktarına ise NH3'ün oluşum hızını ifade ediyoruz. Buraya da 3V diyebilirsiniz. Buraya da 2V diyebilirsiniz. Yalnız şunların önünde ne var? Eksi var. İşte bu eksiler tekrar söylüyorum azaldığını ifade ediyor. Dolayısıyla şu 3 terim arasında bakın ben şöyle bir denklik kurabilirim. Hepsini nerede eşitlerim? V'de eşitlerim mesela. Eksi delta N2'nin derişimi bölü delta T eşittir. Eksi delta H2'nin derişimi bölü delta T. Yalnız bu ikisinin birbirine eşit olması için şurayı 3'e bölmemiz lazım değil mi? Niye? Çünkü burası V burası 3V ya. Eşitlememiz için bölü 3V. Sorularda böyle karşınıza çıkabilir. O da eşittir. Burası delta NH3'ün derişimindeki bu sefer ne? Artış bölü ne diyeceğim? Yine delta T ama bu sefer burayı kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Hepsini V'de eşitlemiş olduk gençler. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyoruz örneklerle. Demiş ki
12 gram C2H6 gazı yakılıyor. Tepkime 30 saniye sürdüğüne göre 2 tane soru sormuşuz. Karbondioksit gazının oluşum hızı kaç mol bölü dakikadır? O2'nin harcanma hızı kaç mol bölü dakikadır cinsine sormuş. O zaman hemen bunları bir ne yapıyorum? Yakıyorum. C2H6'yı yakıyorum. C2H6 artı O2 ürün olarak ne oluşuyor? 2 tane CO2 artı 3 tane ne oluşacak gençler? H2O oluşacak değil mi? 3 oksijen buradan, 4 de buradan, 7. Buranın kat sayısı 7 bölü 2 oldu mu gençler? Peki şimdi geldim buraya, 12 gram. C2H6'nın nemasını hesaplıyorum. C2H6'nın nemasını hesaplarsan ne çıkar? Karbon 12 olduğu için 24, 6 daha 30 geldi. O zaman mol sayısını hesaplayalım. N eşittir 12 bölü 30'dan. Kaç mol çıktı? 0.4. Şurası 120 olsaydı 4 olurdu, 0.4 mol. 0.4 mol C2H6 yakmışsın. O da 30 saniye. Hocam niye molünü bulduk? Adam bize mol cinsinden soruyordu ondan. Peki şimdi buraya yorumlar yapıyorum bak. Bundan 1 mol harcadığımda 7 bölü 2. Bundan 3,5 mol harcıyorum. Bundan 2 mol oluşuyor. Katsayılara göre önce yorumladım. Bundan 3 mol oluşuyor. Tamam. Şimdi ben neyi harcadım? Burada 0,4. Peki buradan 0,4 harcarsam? 1, 4 katının onda biri. 4 katının onda biri. Bunun 4 katını alırsanız ne yapar? 14 yapar. Onda biri 1,4 mol yapar. Buraya geldim. 1'e 2 ise 0,4'e 0,8. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 4 katının onda biri. 4 katının onda biri artı 0,8. Buraya geldim. 1'e 3 ise 0,4'e 3 katını alırsanız 1,2 mol oluşacaktır. Şimdi bu işte bize verilen değerler. Şimdi neyi sordu bize? Birinci soru. Birinci sorunu cevaplıyorum. Karbondioksit oluşumuz kaç mol? Kaç mol oluştu? 0,8. O zaman RCO2 eşittir 0,8 bölü dakika. Dikkat edin. 30 saniye sürdüğüne göre 0,5 yazabilir miyim arkadaşlar buraya? O da eşittir. Bir sayıyı 0,5'e bölmek 2 ile çarpmaktır. 1,6 mol bölü dakika çıkacaktır. İkinci soruya geçtim. İkinci soruda da O2'yi soruyor. RO2 eşittir 1,4 bölü. O kadar harcadım çünkü değil mi? Önüne ne koyacak? Burası eksi, şurası ne olacak? Artı olacak. Eksi 1,4 bölü kaç dakika yine? 0,5 dakika. O da eşittir. Eksi 2,8 mol bölü dakikadır diyoruz arkadaşlar. Geçtim ikinci soruya. 10,8 gram alüminyum yeterli HCl ile tepkimesi 1 dakika sürdüğüne göre H2'nin oluşma hızı kaç? Normal koşullarda kaç litre bölü saniyedir cinsinden sormuş. Bakın bu sefer de litre bölü saniye. Adam benden ne istiyorsa onu bulmam lazım gençler. Tamam. O zaman önce bu reaksiyonu bir yazalım. Reaksiyon verilmemişse eğer. Genelde verilir ama verilmemişse yazacaksın kardeşim. O zaman buradan şu sonucu da çıkarırsınız. Bazı tepkimeleri mecbur bilmek zorundasın. Ürün olarak AlCl3. Hocam nasıl yazdık? Alüminyum uçağı grubu olduğu için artı 3 alır. Klor eksi 1 alır. Çaprazlarsak AlCl3 artı H2. Şurayı 3 bölü 2 ile çarparsan reaksiyon özür. Şurayı 3 ile, şurayı 3 bölü 2 ile çarparsan reaksiyon denkleştirmiş olduk. Şimdi 1 mol alüminyumdan 1,5 mol, altına yazayım bakın. 1 mol alüminyumdan 1,5 mol hidrojen gazı çıkıyor. O zaman önce bunun mol sayısını bir bulalım. Alüminyum 27 olduğu için N alüminyum eşittir 10,8 bölü 27 dersen N alüminyum kaç gelir gençler buradan? 0,4 mol. 1'e 1,5 oluşuyorsa 0,4 molden X derseniz X buradan 0,6 mol oluşur. Bakın H2'nin kaç mol oluştuğunu bulduk. Peki 1 mol 22,4 litre değil miydi? O zaman şimdi H2'nin harcanma hızını, pardon, oluşma hızını yazıyorum. Eşittir 0,6 çarpı 22,4 derseniz hacmini bulmuş olursunuz. Ne cinsinden? Litre. Aşağısı ne olacakmış? Saniye. 1 dakika kaç saniyedir gençler? 60 saniye. Değil mi? Buradan RH2 ne geldi gençler? RH2 şurasıyla şurası gider. Hatta biraz daha düzenleyip yazayım ben bunu. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Değil mi? Çarpı 22,4 bölü 6 çarpı 10 üzeri 1. 6'lar gitti. Buradan RH2 eşittir. Şunu yukarıya atarsan 22,4 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre bölü saniye gelecektir diyoruz gençler. Ve devam ediyoruz. Şimdi ise başlığımız ortalama ve anlık hız. Ortalama ve anlık hız nedir? Ortalama hızı yine fizikten tabi tanımlayacak olursak toplam yolun toplam zamana oranı. Değil mi? O zaman burada da toplam harcananın veya toplam oluşanın
toplam zamanla orana biz ortalama hız diyoruz. Anlık hız birazcık farklı bir ifade. Peki tepkime verilmiş gençler. Ne tepkimesi verilmiş? X2 artı Y2, 2Y2 eşittir 2XY2 tepkimesi için aşağıdaki grafik veriliyor. Buna göre X2'nin ortalama harcanma hızı nedir diye sormuş. Grafiğe bakıyorum. Bakın şu grafik mavi ile çizilen toplam molün 10 mol varmış arkadaşlar. X'in mol sayısı. Burası NX olarak düşüneceğiz. Yani verileri ben buraya yazmayı unutmuşum. NX 10 moldü. Kaç saniye sürmüş? 60 saniyede bitmiş. E o zaman X'in birinci sorumuzun cevabı RX2 ortalama diyelim eşittir. Kaç mol harcadım? 10 mol. Tamam. 10 bölü kaç saniyede? 60 saniye. 60 saniye 1 dakika yaptığı için 1 dakika cinsinden yazacağım. Veya 10 bölü 1 dakika mol bölü dakika cinsinden bulduk burada. Ya da RX2 ortalama eşittir 10 bölü 60. Bu sefer de ne cinsinden bulmuş olduk? Mol bölü saniye cinsinden bulmuş olduk. Şimdi geçtim ikinci soruya. İkinci soru ise X2'nin 20. saniyedeki anlık harcanma hızını sormuş. Arkadaşlar adam şurada 20. saniye tam şu noktaya geliyor mu? Normalde gerçekte bunun değeri nasıl bulunur? Şöyle. Adam size şu eğrinin, şu 10'dan 60'a giden eğrinin denklemini verir. Siz bunun türevini alırsınız. Şurada 20'de yerine koyarsınız filan peşmeken. Ama buna hiç gerek yok. Şuradan bir doğru çizeceksin. O noktadan bu eğriye bir teğet çizeceksin daha doğrusu. O teğetin eğimine bakacaksın. İşte o teğetin eğimi 20. saniyedeki anlık hızı verir. Hocam iyi de ben nasıl çizeceğim diye soracak olursanız bu teğeti buraya 8'i 40'ı nereden bulacağım diye soracak olursanız adam onu soruda mecburen verir. Onu kimyada sizin için uğraştırtmaz yani, tamam. Peki buna göre şurası işte alfa ikinci sorumuzun cevabı Rx2 anlık derseniz o da eşittir tanjant alfadır. Tanjant alfa o da eşittir ne çıktı? 8 karşı bölü komşudur biliyorsunuz. Karşı bölü komşudur. 8 bölü 40 mol bölü saniye çıktı. Umarım anlaşılmıştır. Hız konusunun birinci videosu bu kadar gençler. Sevgili çocuklarım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.